Eskişehir'e, odun pazarına, odun pazarı belediyesine ciddi katkılar sunacak. Buna inanıyorum. Ve birçok işte gerçekleştirdiğimiz gibi sivil toplum örgütleriyle ortak çalışmayı en temel ilke olarak sayıyoruz ve gerçekleştiriyoruz. Bu atölyenin açılmasında EMKO Yönetim Kurulu Başkanımız sevgili dostum Ahmet Yıldız'ın katkıları büyük. Bize verdiği cesaret büyük. O nedenle ona özel olarak teşekkür ediyorum. EMKO üyelerine de teşekkür ediyorum. Göreve geldiğimiz 2014'ten bugüne kadar halkçı, toplumcu, sosyal demokrat ve kamucu belediyeciliği esas alarak çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kadınları ve çocukları mutlu olan yaşanacak bir odun pazarı inşa edeceğiz demiştik. Ve bu amaç doğrultusunda da projelerimizi geliştirdik. Bugün Odun Pazarı Anonim Şirketimiz aracılığıyla açılışını gerçekleştireceğimiz bu merkez, kamucu belediyeciliğin nasıl olacağına ilişkin vereceğimiz en güzel örneklerden biridir. Bu projeye 2023 Şubat ayında başladık ve adını Tekstil Atölyesi olarak koyduk. Belediyemizin açtığı kurslarda eğitim alan kadınlar bu atölyede istihdam edildiler. On binlerce ürün ürettiler ve bu sayede belediyemiz milyonlarca lira tasarruf etti. Atölyemizde Odunpazarı Belediyesi personelinin zorunlu kıyafetlerinin ve ihtiyacı olan diğer tekstil ürünlerinin yanında Alpu, Seyit Gazi, Mahmudiye, Çifteler ve Bilecik belediyelerinin de koruyucu iş kıyafetleri üretiliyor. Bugün bu atölye büyüyor ve personel, makina ile üretim kapasitesi iki katına çıkıyor. Bu kapsamda artık bir atölyeden değil, kapsamı genişletilmiş bir tekstil üretim ve tasarım merkezinden söz ediyoruz. Konuşmamın başında vurguladığım üzere bu proje kamucu belediyeciliğin en güzel örneklerindendir. Çünkü kamuculuk üretim demektir. Kaynak yaratmak demektir. Tüketimi düzenleyebilme demektir. Bu projede saydığım üç unsur da var. Aracıyı kaldırarak belediyemizin zorunlu kıyafetlerini çok daha ucuza burada üretiyoruz. Paydaş belediyelerimize de kıyafet üretmek suretiyle kaynak yaratıyoruz. Dolayısıyla tüketimi de en az maliyetle gerçekleştirmiş oluyoruz. Elbette bütün bunların yanında kamucu belediyeciliğin esaslarından olan demokratik katılımcılık ve birlik içerisinde dayanışmayı da bu projede görmemiz mümkün. Öyle ki zaten projemizin doğuşu bu iki temel felsefe yardımıyla geldi. Sivil toplum kuruluşlarımız, kent konseyimiz, mahalle meclislerimiz ve muhtarlarımızdan aldığımız öneriler doğrultusunda böyle bir projeye imza attık. İşte bu gerçek bir katılımcı belediyecilik örneğidir. Öte yandan kadınlara eğitim vermek suretiyle onları çalışma hayatına kazandırmak, üretim sürecine dahil etmek, ekonomik bağımsızlıklarını ellerine almalarını sağlamak ve paydaş belediyelerimizin ucuz ve kaliteli ürünlere erişebilmelerine imkan tanımak, birlik içerisinde dayanışma ruhunun en net göstergesidir. Özetle, belediyemiz tarafından hayata geçirilen tekstil üretim ve tasarım merkezi projemiz, kamucu belediyeciliğin en temel unsurları olan üretim, kaynak yaratma, tüketimi düzenleme, demokratik katılımcılık ve dayanışmayı içinde barındıran bir projedir. Şunu da vurgulamak isterim. Biz emekten ve üretimden yanayız. Siyasi iktidarın üretimden vazgeçtiği ve ülkemizi tüketim ekonomisi batağına sürüklediği böylesi bir ortamda yaptığımız bu çalışmanın değeri daha da artıyor. Üreten ülkeler kalkınır.
üreten ülkelerin yurttaşları refah içerisinde yaşar. Umuyorum bizim bu çalışmamız herkese örnek olur. Bu noktada şunun altını çizmek isterim. Elinde imkanı olan herkesin kadınların eğitimine ve üretim sürecine katılmalarına katkıda bulunmalarını öneriyoruz. Bakın biz kadınların daha rahat çalışmalarını, çocukların daha sağlıklı koşullarda eğitim almalarını sağlamak adına merkezi hükümetin tüm engellemelerine ve baskılarına rağmen kreşler açıyoruz. Bunu da ayrıca altını çizerek vurgulamak isterim. EMKO sanayi sitesinde konumlanan tekstil üretim ve tasarım merkezimize alan açan EMKO yönetimini, EMKO üyelerini ve Odun Pazarı Anonim Şirketi yöneticilerimizi çok kutluyorum, teşekkür ediyorum. Kent konseyimize, mahalle muhtarlarımıza, mahalle meclisimize ve toplumun tüm kesimlerine teşekkür ediyorum destekleri için. Var olsunlar, sağ olsunlar. Vekilim anlattı ya da söyledi. Haftaya da bu merkezde yine EMKO'nun işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz bir kreşimizin açılışı var. Ona da hepinizi davet ediyorum. Hepinize tekrar saygılar sunuyorum. Bugün tabii çok önemli günlerden bir tanesi. Böyle geçiştirilecek günlerden bir tanesi değil. O nedenle konuşmamı kısa tutacağım. Ama Kazım Kurt ve Odun Pazarı Belediyesi dediğimiz zaman 2014'ten bu yana bir bütünlük içinde değerlendirmeleri yapmazsak eksik kalır, haksızlık olur. Çünkü bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu önemli iş işletmemizde, iş yerimizde üretim olacak, istihdam olacak ama istihdamın alt başlığı olarak özel bir şekilde kadın istihdamı olacak. Çokça bugünlerde dillendirilen tasarruf olacak. Yine belediyecilerin çok iyi bildiği 5018 sayılı yasada tanımlanan kamu kaynaklarının etkin, verimli kullanılması ve sonrasında da hesap verilebilirlik, saydamlık olacak. Şimdi böyle değerlendirdiğimiz zaman aslında çok da kıymetli bir çalışmaya sevgili başkanımız ve çalışma arkadaşları imza atmış bulunuyor. Ama sadece bununla sınırlı değil. Sayın Kazım Kurt 2014 8 Nisan'ında belediye başkanlığı görevini devraldığı andan itibaren başta Odunpazarı Belediyesi'nin kiralanmış araçlarından, iş makinalarından başlayarak sürekli tasarrufa, sürekli kamu kaynaklarının doğru kullanılmasına, sürekli olarak saydamlık ve hesap verilebilirlik içerisinde de kamu adına görev yaptığı süreçte halka, halkla birlikte siyaset yapan bir siyasetçi olarak hesap verme geleneğini tam 10 yıldır bugünlere taşıyarak işletti. Evet, bugün burada gerçekten çok değerli bir tesisin açılışı için hep birlikte toplanmış bulunuyoruz. Burada bulunan tüm konuklara özellikle teşekkür ediyorum. Ve gerçekten çok önemli bir çalışma bu. Çünkü giderek yoksulluk derinleşiyor ne yazık ki ülkemizde. Ekonomik kriz ağırlaşıyor. Özellikle de kadın yoksulluğu çok fazla artıyor. Kadın yoksulluğunun bu denli yoğunlaştığı bir dönemde Odunpazarı Belediye'mizin harekete geçirdiği bu tesis son derece anlamlı bir tesis. Ben başkanımızı gerçekten kutluyorum. Özellikle de birileri har vurup harman savurup da belediyelerimizin boğazına kamu tasarrufu tedbirleriyle çökerken böylesi tesisleri işbirliğiyle açmaları çok daha değerli. Hayırlı uğurlu olsun. Kıyafetlerimizi ve paydaş olduğumuz tüm belediyelerin iş kıyafetlerini üretmek. Çünkü iş kıyafeti bizim en çok tükettiğimiz ürünlerimizden bir tanesi. Bunlar geleceğimizin küçük sporcular için üretmiş olduk. Ya bileceğim bak. Müziği ısmarlamadı bize. Bileceğim ısmarladı. O zaman ben şimdi gördü. Başkanım haksızlık etmeyelim. Benim tramvayımda kadın var. Evet.
15 tane kadın batman giysisi yapar mısın? Seve seve yaparız. Şu an yani Eskişehir'in batmanları kıyafetini biz yapıyoruz. Onları ama bize özel yapayım. Bir tasarım yaparak. Seve seve. Tamam. Biraz masasını çekelim.